Merhaba iyi günler. Bu son yılların herhalde Türkiye'sine damga vuran slogan susma sustukça sıra sana gelecek sloganı olsa gerek. Gerçekten bu kadar isabetli bir slogan olamaz. Çünkü Türkiye'de sırayla insanlar devletin hışmına uğrama kuyruğuna girmiş durumdalar. Gönüllü olarak girmiyorlar. Devlet onları o kuyruğa sokuyor ve sırayla ee, insanları mağdur ediyor. Böyle bir acayip bir sırayla karşı karşıyayız ve sıra özellikle de susanlara geliyor. Kendilerine dokunulmasını düşünmeyenlere geliyor. Hatta bir dönem e, iktidarla birlikte başkalarına dokunanlara geliyor. Böyle bir e, kısır döngü içerisindeyiz. Şimdi sustular ve sıra onlara da geldi başlıklı bir yayında. Aklınıza gelebilecek birçok konudan bahsedebiliriz. Ve belki de izleyiciler acaba neden bahsedecek diye merak da etmiş olabilirler ve tahminlerde de bulunmuş olabilirler. Beni bu yayına, yayını yapmaya iten neden İstanbul Şehir Üniversitesi'nin başına gelenler ve geleceğe benzeyenler. İstanbul Şehir Üniversitesi, <laughs> Emlak Banka, Halk Bankası'na pardon, yönelik borçları nedeniyle çok ciddi bir şekilde zor durumda. Üzerinde çok büyük bir baskı var ve büyük bir ihtimalle artık üniversite, üniversitenin sahipleri, yöneticileri tarafından yönetilemez hale gelebilir. Ve bunun başına bir kayyum atılabilir şu anda. Rektör Peyami Çelikcan konuşuyor. Yanında da Mütevelli Eğitim Başkanı Profesör Ömer Dinçer var. Ömer Dinçer'i herkes bilir. Kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Milliyetin Bakanlığı yaptı AKP iktidarında ama daha öncesinde Erdoğan'ın başbakan olduğu zaman ilk başbakanlık müsteşarıydı. Daha da öncesinde Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken danışmanlarındandı. Önemli bir isim, bu hareketin önemli isimlerinden. Birisi kendisi e, yıllarca beraber hareket etmiş, Erdoğan'ın hep yakınında olmuş birisi ve İslami camia içerisinde belli bir ağırlığı olan birisi ve şu anda e, kendisi üniversiteye e, ticari değil, siyasi bir operasyon yapıldığı kanısında ve bunu engellemeye çalışıyor ama kendisi de Herhalde biliyor ki gücü çok fazla yetmeyecek çünkü esas bu konuda etkili olabilecek kesimler suskunluğu tercih ediyorlar sessizliği tercih ediyorlar e, görmezden geliyorlar e, görme e, gören bu olayı gündeme taşıyan çok az yayın organı var İlk taşıyanlardan birisi herhalde biziz medyaskop olarak çünkü biz medyaskop olarak herkesin yaşadığı sorunları, mağduriyetleri, haber değeri olan her şeyi ele alıyoruz. E, derinlemesine olabildiğince hak ettiği kadar ele almaya çalışıyoruz. Ve şehir üniversitesi konusunda biz ilk haberleri yaptığımız zaman bu cenatta, yani o cenatta diyelim, pek bir haber çıkmıyordu. Şimdi son günlerde Karar Gazetesi'nde e, yazılar çıkmaya başladı. Kaşı yazıları, haberler vesaire. Ama sanki biraz geç kalınmış gibi. Şimdi sustular ve sıra onlara da geldi lafı öylesine edilmiş bir laf değil. Çünkü AKP iktidarının önemli bir döneminde etkili olmuş isimler söz konusu. Mesela Ömer Dinçer ama daha da önemlisi İstanbul Şehir Üniversitesi Ahmet Davutoğlu'nun da işlerinde yer aldığı bir grup tarafından hayata geçirilmiş, başarılı bir proje. Ahmet Davutoğlu ve bazı arkadaşları yıllar önce Bilim ve Sanat Vakfı adı altında bir yapıya gittiler, vakıfa gittiler ve burada muhafazakar camianın gençlerinden, özellikle sosyal bilimlere ilgi duyan gençlerine yönelik bir takım düzenli seminerler düzenlediler, gerçekleştirdiler. Ve o deneyimin ışığında da daha sonra bu Üniversite projesi hayata geçti, İstanbul Şehir Üniversitesi projesi hayata geçti ve AKP iktidarıyla beraber de üniversite daha hızlı bir şekilde yol aldı, iyice güçlendi. Ama Şehir Üniversitesi'ne yandaş üniversite, yandaş olduğu için e, güçlendi demek bence doğru olmaz. Gerçekten Türkiye'de ortalamanın üzerindeki vakıf üniversitelerinden. Birisiydi Şehir Üniversitesi, birisi. Hala dili geçmiş, kullanmayalım. Umarım kullanmak zorunda da kalmayız. Şehir Üniversitesi gerçekten ülkenin üstü üniversitelerinden birisi oldu. Çünkü bunu yapan kişiler, bu olaya önayak olan kişiler, Ahmet Davutoğlu bunlardan birisi, Mustafa Özel bir başkası, bir aşamada Ülker grubunun da çok ciddi bir desteği olmuştu. Bu kişiler olayı bir dostlar alışverişte görsün mantığıyla değil, bir üniversitede bizim olsun mantığıyla değil, daha evrensel e, üniversite kriterlerine göre hareket edebilecek e, bir yapı oluşturmaya çalıştılar. Ve istihdamlarında da, özellikle öğretim üyesi istihdamında da sadece belli bir kesime, kendileri gibi olan insanlara değil, e, bu layık olan, işinde başarılı, yaptığı işte alanında başarılı birçok ismi de e, pekala bünyelerine almayı bilmiş bir üniversitedir, şehir üniversitesi. Ama şimdi başına işler geliyor. Neden geliyor? Çünkü Ahmet Davutoğlu AKP'den ayrıldı, koptu ve de üstelik Ahmet Davutoğlu parti kurmak istiyor, meydan okuyor AKP'ye ve Erdoğan'a meydan okuyor. Ve Erdoğan da Elindeki gücü, her türlü gücü, kamu bankaları, devlet imkanları, belki vergi daireleri vesaire gerektiğinde yargı ki şu anda e, yargı da işin içerisine girmiş durumda. Mahkemenin en son aldığı karar, e, gösterdikleri teminata rağmen e, haklarındaki e, kararı bozduramadılar Şehir Üniversitesi. Yargı da işin içerisinde tam anlamıyla kıskaca alınmış durumda olan bir üniversiteden söz ediyoruz. Binlerce öğrencisi olan, çok sayıda mezun vermiş olan, öne açık bir üniversite belki de bir şekilde etkisizleştirilecek, gücünden olacak, Türkiye'de kayyumun girdiği her yerde, belediyelerde de bunu gördük, olanlardan bir benzeri pekala yaşanabilir ve bu maalesef çok güçlü bir ihtimal ve bunu en iyi bilenler de herhalde bütün bu süreçlerde yer almış olan e, şehir üniversitesinin kurucuları, yöneticileri vesaire AKP iktidarı Türkiye'de, Erdoğan iktidarı e, bana yar olmayan diye başlayan cümleye göre hareket ediyor ve birçok yeri çölleştiriyor. Medya böyle oldu, üniversiteler böyle oldu. Barış akademisyenlerinin başına gelenler ortada ve burada olay ilk patlak verdiğinde Ahmet Davutoğlu'nun da başbakan olduğunu hatırlayalım ve Ahmet Davutoğlu'nun bu konuda hiçbir şey yapmadığını hatta tam ter, tersine e, oraya karşı, Barış akademisyenlerine karşı yürütülen devlet eliyle başlatılan linçin bir şekilde parçası olduğunu da unutmayalım bir akademisyen olarak esas gücünü hocalığından alan birisi olarak Davutoğlu orada sustu ya da hatta susmanın da ötesinde bir şekilde e, bunun bir parçası oldu. Şimdi pekala orada bir bildiriye imza attıkları, barış istedikleri için Türkiye'nin çok sayıda seçkin akademisyeninin ile oynanırken, e, işlerinden edilirken, pasaportlarına el konulurken, sessiz kalanlar şimdi yıllarca emek verdikleri ince ince dokudukları göz nurları üniversitenin de bir şekilde yok oluşuna seyirci oluyor olabilirler ve burada tabii aklımıza Alman Raip geliyor o çok meşhur ama tekrar okuyalım Martin Niemöller Naziler önce komünistler için geldiler bir şey demedim çünkü komünist değildim. Sonra Yahudiler için geldiler, bir şey demedim çünkü Yahudi değildim. Sonra sendikacılar için geldiler, bir şey demedim çünkü sendikacı değildim. Sonra Katolikler için geldiler, bir şey demedim çünkü Katolik değildim. Ve sonra benim için geldiklerinde ise çevremde benim için bir şeyler diyecek kimse kalmamıştı. Şu haliyle çok şükür o noktada değiliz. Henüz o noktada değiliz en azından. Örneğin ben burada kalkıp Şehir Üniversitesi'nin hakkını, hukukunu korumak adına kendimce bir şeyler söylüyorum. Ama şunu da biliyorum ve bunu da vurgulamak boynumuzun borcu. Bu sürecin içerisinde yer alan kişiler, son dönemde Türkiye'nin değişik dönemlerinde, değişik şekillerde yaşanan hak ilallerini, hak gasplarını karşı, Sesleri vardı çıkarmadılar, hatta bazıları bir şekilde bunun parçası da oldular. Ama sonra bu bir şekilde parçası oldukları ya da en azından sessiz izleyicisi oldukları otoriterlik bir gün geldi. Şu ya da bu nedenle onları da buldu. Böyle çok öykü var. Ee, bu öyküyü AKP iktidarının değişik dönemlerinde, e, bu öyküyü yaşamış çok sayıda kişi, kurum vesaire biliyoruz. Başkalarına karşı, başkalarının mağduriyetlerine karşı sessiz kalan hatta bundan memnun olan birçok kişinin daha sonra nasıl mağdur olduklarını görüyoruz. Nasıl bir şey yaşanıyor? Erdoğan'ın iktidarı tek eline almasıyla özellikle itibaren, almasından itibaren. E, İnsanların başına bir şey gelmemesinin garantisi büyük ölçüde kayıtsız şartsız itaat oluyor. Uzun bir süre birçok kişi yakın çevresinden uzak çevresinden hiç önemli değil. Birçok kişi Erdoğan'la kurdukları ilişkide inisiyatifi kendi ellerine alabileceklerini düşündüler. Onu bir şekilde idare edebileceklerini düşündüler ama iplerin aslında kendi ellerinde olduğunu sandılar. Ama işte böyle olmadı. Bunlardan en meşhuru tabii ki Fethullah Gülen'dir. Ama değişik dönemlerde çok sayıda kişinin zamanla Erdoğan'ın üzerinden güç kazandığını düşünen kişilerin pek hala Erdoğan altlarındaki halıyı çekince tepe taklak düştüklerini kendileri de çok ciddi bir şekilde tanık oldular. Erdoğan sürekli müttefikler değiştirdi, ekibini değiştirdi. Hep kendisi iktidarını korudu ama bu arada kendisiyle beraber iktidarın parçası olan ya da bir şekilde onun koruması altında olduğunu sanan kişilerin şu ya da bu nedenle, şu ya da bu şekilde nasıl etkisizleştirdiklerini, başlarına işler geldiklerini çok iyi biliyoruz. Örneğin Erdoğan'ın uçağına bilen gazeteciler olayına bakın. Keşke bir şey olsa da önümüzde arşiv olsa da e, kronolojik bir şekilde uçaktaki gazetecilerin resimlerini görebilsek. Aslında bunları toplayan birileri de vardır ve umarım bir şekilde bir yerde sosyal medya üzerinden yayınlanır. O tarihlerden itibaren, Erdoğan'ın başbakan olduğu tarihten itibaren uçak popülasyonunu az buçuk bilen birisi olarak e, o ilk dönemlerde binenlerin… E, ezici bir çoğunluğunun yani yüzde 90'dan fazlasının artık e, değil uçağa binmek gazetecilik bile yapamadığını, hatta bazılarının Türkiye'de yaşayamadığını, bazılarının başlarına hukuki anlamda işler geldiğini biliyorum. Çok daha yakın bir zamana kadar da bu böyleydi. Mesela Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni bir ara Fikret Bilay'da uçağa binerdi. Ondan sonra Vahap Munyar'dı, uçağa binerdi. Şimdi Ahmet Hakan oldu, uçağa biniyor. Fikret Bila, Vahap Munyar bir şekilde e, gazeteciliklerini, ya Fikret Bila yapıyor da Vahap Munyar ne yapıyor açıkçası bilmiyorum. Ama bir şekilde sürdürmeye çalışıyorlar. Ama orada öyle bir şey oluyor ki, siz o uçağa bindiğiniz andan itibaren ya da Erdoğan'ın kabinesinde yer aldığınız andan itibaren kendinizi onun gölgesinde olmayı bir şekilde kabul ediyorsunuz ve daha sonraki süreçte oradan uzak durduğunuz zaman illa size bir şey yapması gerekmiyor Erdoğan'ın ama ondan uzak durduğunuz zaman bile artık etkinizin alabildiğini azaldığını görüyorsunuz. Çünkü bir dönem insanlar sizi gücünü Erdoğan'dan alan kişi olarak görüyor. Ondan sonra onunla yan yana olmadığınız andan itibaren otomatik olarak gücünüzün azaldığını görüyorsunuz ve bu bir sanki bir turnike gibi <laughs> olmuş durumda. Demin Hürriyet Gazetesi örneğinde verdiğim gibi çok kişi böyle geldi geçti, bakanlar, başbakanlar yani Ahmet Davutoğlu örneği, Cumhurbaşkanları Abdullah Gül örneği bunların her biri bir şekilde Erdoğan'la beraber çalışabileceklerini, onu idare edebileceklerini düşündüler ve bunu böyle olduğunu sandılar ama şimdi her birinin etkisizleştiğini görüyoruz. Bu meşhur bir laf var. Devrim önce çocuklarını yer diye. Bir ara AKP iktidarı geldiği zaman bazı gazeteler Anadolu Anadolu itilali falan gibi başlıklar da atmışlardı ama bence ortada bir devrim falan söz konusu değildi. Ama devrim olmamasına rağmen e, iktidarın çok sayıda çocuğunu, evladını ya da bizzat ferdini, aile ferdini yediğini, yemekte olduğunu ve daha da yiyeceğini görüyoruz. Sadece siyasetçiler değil, gazeteciler, akademisyenler vesaire bir uzun bir liste var. Bitmek bilmeyen bir liste var ve bu liste her geçen gün uzayabilir ve hatta bir da ne oldu da bu kişi e, liste dışına atıldı, bunu anlama imkanımızın bile olamadığını görüyoruz. Bir e, bu olaya ne kadar benzer bilmiyorum ama bir e, anımı anlatmak isterim. Çok sevdiğim bir arkadaşım, Bülent Saka, cezaevi arkadaşımdı, rahmetli oldu, nur içinde yatsın. Şairdi, çok iyi şairdi. E, biz cezaevinde siyasi tutuklar olarak çok e, politik şiirler karalamaya çalışırken o bizden hepimizden farklı şeyler yazardı. Bülent Rahmetli'nin bana anlattığı bir olay vardır. E, şairlerin toplandığı bir takım barlar varmış ve orada şairler toplanıp şiirlerini okurlarmış. Biraz abartırdı olayları ama hep çok tatlı abartırdı. E, şöyle derdi Bülent, bir grup insan, içkiler içiyor vesaire, toplanmış şairler ve birisi de çıkıyor şiirini okuyor ama o şiirini okurken aşağıda hiç kimse onu dinlemiyor. Çünkü aralarında konuşarak, ederek, muhabbet ederek bayağı bir gürültüyle şairin sesi duyulmuyor. Ama daha sonra masada gürültü yapanlardan birisi sıra ona geldiği zaman, e, piste artık neyse sahneye çıktığı zaman ilk söylediği şu şey oluyormuş. Arkadaşlar lütfen sessiz olalım, şiirimi okuyacağım. Be belki bir yarım dakikalık bir sessizlik ve sonra tekrar aynı gürültüyle devam ediyor. Türkiye böyle bir ülke maalesef. Herkes kendinden kendisiyle ilgili olanı öne sürüp başkasına karşı e, sessiz kalmayı e, kendine e, nasıl söyleyeyim? Maharet bellemiş. Tabi burada İsmet Özel'in o sözünü almadan olmaz. E, sırasını ya da insanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır. Evet, böyle bir sağırlar ülkesindeyiz. Sadece ve sadece kendine, her şeyi kendine yontanlar ülkesindeyiz. Ve bu anlamda tekrar söyleyeyim, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne yapılmak istenen e, çok yanlış bir şey. Ama e, bugüne kadar yapılan birçok şeyde olduğu gibi, kamuoyunun bu konudaki şu ya da bu nedenle ilgisizliği, korkmak olabilir, hak ettiler denebilir vesaire şu bu. E, bütün bunlarla beraber e, üniversitenin, geleceğinin çok da parlak olmadığını görüyoruz. Bu noktada en son yaşadığımız Ahmet Altan'ın tekrar tutuklanması olayı var. Ahmet Altan tekrar tutuklandı ve bakıyoruz ki çok sayıda sevinen insan var sonuçta. Yarın öbür gün bu sevinen insanların başına şu ya da bu nedenle haksız yere Ahmet Altan'da olduğu gibi bir e, mağduriyet gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.